Biliyoruz. teşekkürler ve devam edin sevgili seyirciler. Şimdi çok önemli bir konuyu daha konuşacağız. Maske kullanımı son günlerde en çok konuşulan konulardan bir tanesi. Özellikle son günlerde bir de yıkanabilir maskeler çıktı. Peki yıkanabilir maske kullanmak doğru mu? Konuşacağız. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Tanıl Kocagöz şu anda yayın konumuz. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar. Maske kullanımı Yayınlar. konusunda son günlerin tartışılan meselesi artık herkesin de kullanması gerektiğini söyleyenler var. Sadece enfekte olanların kullanmasını söyleyenler var ama bir taraftan da maskenin kendisinde konuşmak isteriz. Yıkanabilir maskeler çıktı mesela son zamanlarda. Ne dersiniz kullanışlı evet. ve sağlıklı mıdır? Bence gayet kullanışlı ve sağlıklıdır. Bezden yapılan maskeler biz 1990'lı yıllara kadar zaten bez maske kullandık. Hiçbir şeyimiz yoktu, kağıt atılabilir maskemiz yoktu. Ben öğrenciyken, asistanken hatırlıyorum tıp fakültesi yıllarımı. O zaman ameliyathanelere girerken zaten bu bez maskeler kullanılırdı. Bunlar tekrar tekrar yıkanabiliyor, temizlenebiliyor, sterilize edilebiliyor ve tekrar tekrar kullanılabiliyor. Evet. Ee, onun için ben kullanılabileceğini düşünüyorum. Peki o zaman neden tek kullanımlık maskelere ihtiyaç duyuyoruz? Bu daha pratik olduğu için mi? Yoksa işte diğer maskelerin tekrar yıkanması, hangi şartlarda olduğunu çok da iyi bilmiyoruz. Evet. Onu da sizden dinleyeceğim ama neden tek kullanımlık maskelere ihtiyaç duyduk peki? Bunun nedeni sadece daha pratik olması, hı hı. hızlı bir şekilde örneğin hastanelerde, ameliyathanelerde bu maskelerin, bez maskelerin toplanıp, paketlenip, yeniden sterilize edilip, yıkanıp, sterilize edilip tekrar tekrar kullanılması ayrı bir iş yükü getiriyordu. Hı hı. Bu nedenle… Evet. E, Kağıt maskelere geçildi tek kullanımlık ee, ama e, birçok araştırma var ki e, bunlar bez maskelerle e, kağıt maskeler arasında bir koruyuculuk farkı olmadığını e, gösteriyor bize. E, bu nedenle e, eğer kağıt maske e, atılabilir e, tek kullanımlık maskelerde sıkıntı varsa e, tabii ki böyle bir durumda bez maske kullanımı e, oldukça kolaydır. E, Kabul edilebilir Hı. bir yöntem diye düşünüyorum. Peki ben normal bir vatandaş olarak bez maske kullanabilir miyim? Soru bu. Devamındaysa evet. o bez maskelerin elbette ki sterilizasyonu çok önemli. Ben eğer kullanabiliyorsam normal bir vatandaş olarak onun temizlenmesini evde nasıl yapabilirim? Tabii. Bez maske bildiğiniz gibi önerilen maskeler pamuklu kumaştan ve 3 kat olarak yani 2 katın arasına bir kat daha e, kumaş koyup onu dikerseniz, e, maske haline getirirseniz kullanılabilir bir maske oluyor, güvenilir bir maske oluyor. Hı -hı. E, şimdi e, biliyoruz ki bu virüsten korunmanın en önemli yolu, e, sizin de bildiğiniz gibi ellerimizi e, yıkamak, sabunlu suyla yıkamak. Yani evet. sabunlu suyun zaten maske şeyi virüsü e, öldürdüğünü biliyoruz. Bu nedenle kullanılmış maskenin e, yıkanması, yani çamaşır makinesine atılıp yıkanması, elde sabunlu suyla yıkanması bile e, maskeyi virüssüz hale e, getirecektir. Evet. Onun için e, bunları tabi bez yani maske kaynar olunca… kaynar su, hocam yani çok sıcak su, kaynar evet. su gibi e, şeyler söylüyor muyuz burada? Hayır, gerek yok. Eğer sabun kullanıyorsanız zaten sabun inaktive ettiği için virüsü öldürdüğü için çok sıcak suya gereksinim yok normal çamaşırlarımızı yıkadığımız işte 40-50 derece ısıda yıkıyoruz çamaşır <laughs> makinesinde genelde bu ısı sabun deterjan kullandığınız zaman çok çok yeterli evet. kaynatılması gibi bir şey gerekmiyor Tamam bazı virüsler var çok dayanıklı yani hem bu tür deterjanlara veya kaynatmaya bile dayanıklı olabilen, örneğin hepatit B virüsü gibi virüsler var. Ama bunun bulaş yolu zaten solunum yoluyla değil. Ama malzemelerde kalırsa çok daha kolay e, bulaşabiliyor, bunu arıtmak zor oluyor. Ama koronavirüs e, öyle bir şey değil, e, bu tür virüsler çok kolayca e, inaktive oluyor, ölüyorlar o nedenle sabunun suyun değmesi yeterli. Evet. Hocam çok teşekkürler. Aydınlatıcı bilgilerinizden dolayı istifade Tabii. ettik. Çok teşekkürler. İyi çalışmalar diliyorum. İyi yayınlar. Çok